Kalça kireçlenmesinde görülen semptomlar, özellikle en önemli semptom, hastaları bize getiren semptom, mekanik tarzda diye tanımladığımız ağrıdır. Kalça çevresi ve zaman zaman da dize yansıyan ağrılardır. Öncelikli olarak hastanın hiçbir ağrısı yokken 1 kilometre, 500 metre yol yürümekle ağrısı ortaya çıkmaya başlar. Ve bu mesafe zaman içerisinde artık 100 metrelere, 10 metrelere ve istirahat ağrısına kadar gelir. İstirahat ağrısına gelmeden önce kireçlenmenin bu aşamalarındayken özellikle ağızdan vereceğimiz ilaç tedavileri, bu ilaç tedavilerinin içerisinde ödem çözücüler, ağrı kesiciler, doğal ilaçlar, kolajen gibi, hyaluronik asit gibi doğal ilaçlar, doğal destekleyiciler vardır. Bunlar da yetersiz kalırsa fizik tedavi uzmanlarımızın uyguladığı çeşitli fizik tedavi protokolleri bu problemin ilerlemesini azaltmada veya o günkü şikayetlerin azalmasında en etkilidirler. Bize sorulan sorulardan biri de şudur. Acaba kireçlenmem var benim kalçamda veya dizimde. Yürüyelim mi, yürümeyelim mi? Yürümek faydalı mı, zararlı mı? Şimdi şöyle bir şey, yürümenin mutlaka yürümek faydalı bir şey. Çünkü biz yürüyelim diye yaratılmış bir canlı grubuyuz, insanlarız. Yürüdükçe eklemlerimize binen kuvvetler azalır. Adellerimiz kuvvetlenir. Fakat aynı zamanda yürüdükçe o bölgeye gelen basınç artacağından dolayı kireçlenmenin de tabiri caizse ilerlemesine biraz yol açmış oluruz. Buradaki kritik nokta şudur. Kritik nokta ağrıdır. Ağrı bir sinyaldir. Dur, ileri gidiyorsun, yavaş ol sinyalidir. Ağrı olmayıncaya kadar yürümemizde bir sakınca yok, hatta fayda var.